vermedik. Yani defansif anlamda. Biraz daha orta belki ön bölgede özellikle ilk devre daha üretken olabilirdik. Ama belki biz ilk devre biraz daha oyun olarak öndeydik. İkinci devre biraz daha öne çıktık. Sonra oyun bildiğiniz gibi zaten Doğu atıldıktan sonra 10 kişi iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Golü de bulduk. Çok güzel bir gol bulduk. Son dakika golü tabii biraz üzdü bizi ama özellikle hem kupa maçı hem de Karabük mağlubiyeti sonra bir mağlubiyetle dur demek için Trabzon maçı bizim için önemliydi. İyi gidiyoruz. Yani 36 puan ligde bayağı bir önemli puan. Oyuncuların belki burada bugün biraz iki takımda tempo düşük gibi gözüktü ama yine de özellikle son 10-15 dakika iyi maç oldu diye düşünüyorum. Yani 10 kişi bir puan bizim için yani galip belki son dakika yemesek iyiydi ama iyi diye bilirim. Trabzon'a başarılar diliyorum. Şöyle bir şey var. Hem Trabzonlu futbolcular hem de Erkan. Ya benim ayağımda bir şey yok diyor. Doğa bana girmedi diyor. Bu seferlik böyle yapın diyor hakem de. Yani kaç haftada oyuncumuz atılıyor. Hani hiç yoktan. 10 kişi tamamlamak zorunda kalıyoruz. Kupa maçını böyle kaybettik. Ondan sonra Karabük'te Mustafa Eke bir atıldı. Yani hiç rakip oyuncu ve temas yok dedi halde oyuncuyu atıyor. Ya yani biraz daha dikkatli olmanı rica ediyorum. Soru var sallayayım arkadaşlar. Evet hocam soru. Geçtiğimiz yılların en centilmen takımı bu sene en hoşluk takımı oldu. Hocam bunu neye bağlı? Ya olmadık şöyle yani ben işte kartların biraz yani yersiz olduğunu düşünüyorum. Özellikle burada Bursa maçında Uğur'un atılması yani öyle hiçbir şey yok. Arkasından Mustafa'nın temas etmeden arkadan belki hadi olabilir de bugünkü hiç değmedim diyor yani rakip oyuncu da değmedim diyor. Ama diyelim ki inşallah bu hatalar çok hızlı da biter diyelim. Bugün iki zorunlu değişiklikle oyun içerisinde çok erken gelen iki zorunlu değişiklikle istediğimiz düşündüğümüz planladığımız bir sonuçtan süreçten uzak kaldık. Çünkü Mustafa'nın özellikle sakatlığı oldukça bizi üzdü. Burunda bir kırık var. Yatabari'de aldığı bir darbe sonucunda onu da MR'ı çekilecek. O da maalesef bizden uzak kalacak sanıyorum. Ve bugün hamle şansımızı da bitirmiş olduk. İkinci yarı 11 maç tamamlandığında 23 puanla ligin en çok puan toplayan 4 takımdan bir tanesiydik. Ama istatistiğimize baktığımızda bizim arzu etmediğimiz bir deplasman karnemiz var. Kendi sahamızda oldukça iyi ve agresif oynayabiliyoruz, pozisyon üretebiliyoruz, coşkulu oynayabiliyoruz ama aynısını deplasmanlarda yapamadığımızı hep söylemiştik. Bugün de buna benzer bir tablo oluştu ama rakip 10 kişi kaldıktan sonra 1-0 mağlup duruma düştükten sonra o arzuyu, o isteği birazcık olsun gösterdiler. Fakat yine de bugün yetenekli oyuncu oyuna ağırlığını koyması açısından bir Erkan'ın üzerinde oldukça oyun yoğunlaştı. Tek ondan bir beklentimiz oldu. Bugün oyunu değiştirebilecek yetenekli oyuncu sayımızın da azlığından dolayı bu tempoyu uzun süre tutamıyoruz. Varis uzun zamandır yoktu. Ondan bunu bekliyoruz. O oyundan düştü. Yusuf uzun zamandır bizle beraber değil. O da o beklenti için 1-2 hafta ihtiyacı var. Yatabari uzun zaman birlikte değildik. Bu yaratıcı oyuncuların tabii ki o tempoyu ortaya koyaması bugün birçok nedeni sıralayabiliriz ama en üzücü olanı Aytaç gibi, Yusuf gibi, bugün Mustafa Akbaş gibi oyuncularımızı maç içerisinde kaybetmiş olmamız ve onları da uzun süre sakat olarak görmemiz bizi oldukça bu sene manidar etti. Bu konuda da üzüntümü bir kez daha sizlerin huzurunda kamuoyuna dile getirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Burada bir daha sonra başladık. Neden bu arzusunu bu maçta görmedik? Bu çıkıştı bir daha tek tutmasını bir daha bu sporu bu sayede mi? Bağlamıyorum. Deplasmanda bir türlü aynı şeyleri yapamıyoruz. Yani bu coşkuyu bulamıyoruz. O söylediğim konu bambaşka. İşte Yusuf'un aldığı darbe sonucunda 8 hafta sağırın uzak kalması, Aytaç'ın ayağının kırılması, faul bile alınmaması. Aynı şekilde Yatabari'nin bugün aldığı darbe, Mustafa Akbaş'ın bugün yine aldığı darbe, buna benzer birkaç daha darbe ve bizi oldukça üzüntülü bir şekilde bu olayları seyretmemize neden oluyor. Art niyet arıyor musun? Çok aradığımı düşünmüyorum ama bu kadar da fazla olunca düşünmüyor değilim.
Teşekkür ederim.